Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Her hafta başka bir branş ve başka bir konukla sizler için ekranlarınızda oluyoruz. Bu haftaki konuğum çocuk hastalıkları uzman doktor Songül Yıldırım Başkanım efendi. Şimdi kendisini tanıyacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bu fırsatı tanıdığınız için. Teşekkürler efendim. Bugün kış hastalıklarında çocuklarımız neler atlatıyor onları konuşacağız ama bunları konuşmadan önce sizi tanımak istiyorum. Uzman tamam. Doktor Songül Yıldırım Başkanı kimdir? Ben Özel Başak Çocuk Hastanesi'nde çalışmaktayım, tıp merkezinde. 2011 yılında Aksaray'a geldim. Bu kadar süredir de Aksaray'da hizmet vermekteyim. Teşekkürler hocam. Kış mevsiminde çocukların en sık yakalandığı hastalıklar neler? İsterseniz ilk bunları konuşarak başlayalım. Tabii. En çok halk arasında bilinen nezle dediğimiz bir durum var. Nazofarenjit ya da soğuk algınlığı olarak da bilinir. Üst solunum yolu sisteminde oluşur, kolayca yayılır ve solunum yollarını etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Hapşurma, burun akıntısı ve ateş yüksekliği görülür. Acil tedavi gerektirmez, hafif seyreder. Bir hafta sonra kendiliğinden geçmeye başlar. Grip dediğimiz durum daha farklı. Burada vücutta yaygın ağrılar ve yüksek ateş, halsizlik, hapşurma, öksürme vardır. Genellikle viral kaynaklıdır. Viral kaynaklı olduğu için de antibiyotik gerektirmez. Yine ortalama bir hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Tabii üzerinde durulması gereken en önemli konu zatürre dediğimiz hastalıktır. Virüs ya da bakteri sebebiyle olabilir. Bu akciğerlerin iltihaplanması durumudur. Yüksek ateş, balgamlı öksürük, solunum güçlüğü, halsizlik, titreme, mide bulantısı, kusma bunlar zatürrede görülebilir. Bunun erken teşhis edilmesi çok önemli. Yoksa hastalık kendini daha fazla gösterir, ilerler. Erken teşhis edilirse 1-2 hafta içerisinde düzelir. Ancak geç teşhis edilirse hastaneye yatış gerektirir. O yüzden önemlidir. Yine en çok halk arasında bilinen bronşit. Bronşit akciğer hava yollarının iç yüzeyinin iltihaplanmasıdır. Yine balgamlı öksürük, halsizlik, soluk alıp vermede zorlanma, hırıltı, şiddetli göğüs ağrısı görülür. Yine mutlaka antibiyotik tedavisi gerektirir. Tabii bazı ağır vakalarda yine hastaneye yatış gerektirir. Yine Aksaray çok rüzgarlı olduğu için sinüzitü çok görmekteyiz. Özellikle yüz bölgemizde bulunan boşluklar vardır. Bu boşluklara sinüs adı veriyoruz. Bunların içerisi mukozayla kaplıdır ve rüzgarı gördüğü zaman iltihaplanma sonucu olur. Şiddetli baş ağrısı, halsizlik, yüksek ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı, boğaz yanması en çok gördüğümüz semptomlardır. Bunda da çoğunlukla antibiyotik tedavisi gerektirir ve burun yıkama lavajlarıyla burunu yıkamak çok önemlidir iyileşmesinde. Peki hocam 21 Eylül tarihinde okullar açılacak. Her ebeveyn gibi bizler de merak ediyoruz. O çocuklarımızı okula gönderelim mi? Birinci yılı önemli midir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Okulun birinci yılı çok önemlidir. Özellikle eğitim açısından temel baz oluşturur. Okula mutlaka çocuklarımızın gitmesini öneriyorum. Çünkü hiçbir zaman izole kalamayacaklar. Yani biz kendimiz de sonuçta dışarıya girip çıkıyoruz. Yani okula göndersinler ve eğitimlerini tamamlasınlar istiyorum ben çocukları. Şimdi çocuğumuz yani bu Covid dönemi olmasa dahi ister anaokuluna başlasın, ister ilkokul, kreş, ister okulun birinci yılında, birinci sınıfı olsun sık sık enfeksiyon geçirecektir. Çünkü bu dönem tam bir bağışıklanma dönemidir. Hatta bu süreç 2 yıl bile sürebilir. Bu dönemde bağışıklık sistemi hiç görmediği enfeksiyonlarla karşılaşarak aslında vücut bir yandan da bağışıklık kazanmaktadır. Birkaç yıl içinde durum genellikle kendiliğinden düzelir. Peki hocam yılda kaç kez enfeksiyon geçirmiş bir çocuğu normal kabul ediyorsunuz? Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili söylediği 6 ila 12 solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normaldir. Yani bu çok fazla bir rakam normalde. Hani insan anne babalar için ama Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde der. Çünkü belli aralıklarla enfeksiyonu alarak bağışıklık sistemi çocuğumuzun güçlenir. Yine neden solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor derseniz, bundan daha fazla sayıda geçiriyor derseniz, yine alerjik hastalıklar varsa çocuğumuzda astım, geniz eti gibi problemler, çocukların daha sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları geçirmesine neden olur. Yine sigara dumanına maruz kalmak da enfeksiyonları artıran önemli bir faktördür. Çok çocuklu ailelerin çocukları,
yuvaya erken başlayan çocuklarda yine daha fazla hasta olma ihtimali vardır. Peki hocam, hangi çocuklar kış hastalıkları konusunda daha çok risk altındalar? Şimdi özellikle viral ve bakteriyel hastalıklar açısından kalabalık ortama giren çocuklar daha risk altındadır. Özellikle kreş ve okula giden çocuklar, kreşe okula giden çocukların kardeşleri olan bebekler, kalabalık ailedeki çocuklar, yine talihsiz bir durum olan prematüre doğum, anne sütünü hiç alamayan, evde sigaraya maruz kalan, beslenme bozukluğu, kalp hastalığı, astım, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kanser tedavisi gören çocuklarımız asıl bunlar çok risk altındadır. Peki hocam, beslenme demişken bu dönemde kış hastalıklarındaki enfeksiyonlardan konuşurken nelere dikkat edin? Beslenmemiz nasıl olması gerekiyor çocuklarımızın? Şimdi bebek ve çocuk beslenmesinde en önemli şey yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral ve eser elementler yönünden her yaşa uygun dengeli bir beslenme önemlidir. Yine her yaş grubu çocuk için mutlaka süt ve süt ürünleri, yumurta, et, meyve, sebze, tahıllar ve baklagillerin üretilmesi, özellikle tüketilmesi önem taşır. Yapılan çalışmalar C vitamininin enfeksiyondan korunmasında, yani hani C vitaminini öncesinde alıp bağışıklığı güçlendireceğiz. Enfeksiyon anında alınan C vitamininin hani bağışıklığa o anda hızlı bir şekilde etki etmeyeceği için faydasının olmadığı tespit edilmiştir. O yüzden öncesinde sağlıklıyken düzenli olarak C vitamini. Yine somon balığı omega 3 içerdiği için özellikle önermekteyiz. Yumurta en değerli protein kaynağıdır. Çocuk beslenmesinde çok önemlidir. Hatta Japonya'da bir çalışma yapmışlar bu konuyla ilgili. Çocuklarına sabah mutlaka 2 tane yumurta yedirmişler. Mutlaka yanında ceviz yedirmişler. Hiç ekmek yedirmemişler. Haftada en az 3 kez balık yedirmişler. Hatta bazıları her gün. Ve bu çocukların Amerika'da hamburgerle, pizzayla yetişen çocuklardaki zeka oranına göre daha fazla artış olduğu, algılamasında artış olduğu, öğrenmesinde kolaylık olduğu gözlemlenmişti. O yüzden bu hem sosyal yaşantısı açısından, hem çocuğumuzun iyi gelişim açısından, hem sağlığı açısından çok önemlidir. Peki hocam, yumurtadan bahsetmişken haşlama ya da normal pişirme tekniklerinde bir farklılık var mı? Protein yapısı bozulmadığı sürece sorun yok ama haşlamada protein yapısı daha iyi korunuyor. Özellikle beyazında. Hani beyazın daha fazla sayıda tüketebilir eğer alerjisi yoksa tabii ki. Yine kış dönemlerinde en çok önerdiğim somon, hamsi, mezgit ve uskumru. Bunlar çok yüksek dozda omega 3 içerir ve hem gelişimi için hem de zeka gelişimi için, hem büyümesi için hem sağlığı için önemlidir. Vücut direncini artırır, beyin ve göz gelişimini sağlar. Peki aşılarımızı yaptırıyoruz çocuklarımızın belli dönemlerinde. Bunun aşı konusunda neler düşünüyorsunuz bir anne baba olarak, bir doktor olarak? Şimdi yeni bir furya çıktı. Ben çocuğuma aşıyı yaptırmayayım. İşte içinde civa var, şu var, bu var. Emin olun, Türkiye'deki COVID dönemindeki aşı, BCG aşısı, bu 2 aylıkken yapılan BCG aşısı sayesinde birçok vatandaşımız bence korundu. Bu aşıları lütfen tam yaptıralım. Hastalığın kendisi hakkında bilmiyorum, hiç kimsenin bir fikri yok. Hastalığın kendisi çok çok ağır seyreder. Mesela bir kızamık sonrasında bir çocuk tamamen felçli gibi kalabilir. Mesela polio diye bir hastalık vardı ve eradike edildi şu an ülkemizde. İnanılmaz ağır seyreder. Çocuk ölmez, sürünür, yürüyemez. İşte hani bütün hayat fonksiyonları mahvolur. Yani hani kesinlikle aşılar çok önemli. En ufak eksik olmasın. Hatta benim ısrarla önerdiğim şu an mevcut koronadan dolayı da grip aşısını, mevsim aşısını mutlaka yaptırsınlar. 6 aydan büyük bebeklere mutlaka yaptırsınlar. Zatürre aşısı bu ara çok konuşuluyor. Pnömo 23, Pnömo 13 diye. Zatürre aşısı bakteri için yapılandır. Ama biz COVID'de viral bir enfeksiyonla baş etmeye çalışıyoruz. O yüzden pnömo aşısı COVID'in yaptığı zatüreyi önlemez. Hani bunun için çok stres yapmamışsınlar. Çünkü zaten piyasada da bulmakta zorlanıyorlarmış. Ancak grip aşısı bir viral aşı olduğu için ben çok çok faydasının olacağını düşünüyorum bu kışı atlatmalarında. Yine çok sık görülen rotavirüs dediğimiz bir hastalık var. Özellikle ishal, kusma,
Bunlar abartılı. Günde 20 ishal, 20 kusma gibi hastane yatışı gerektiren, belki 10 günü hastane yatışı gerektiren ağır seyreden bir durumdur. Ve çocuk 3. ayında ve 4. ayındayken, en geç 5. ayındayken bu süreç içerisinde aşılanması gerekir. Yani çocuk mesela 2 yaşına geldiğinde hadi yaptırayım dediğinde geç kalmış olurlar. Rotavirüs aşısını mutlaka yaptırsınlar. Bu çok önemli. Yine şu an göç alması sebebiyle ülkemizin menenjit aşısı da önem arz etmektedir. Menenjit aşısı da 1 yaş öncesinde ve 1 yaş sonrasında yapılmak üzere iki farklı durumu var. 1 yaş öncesinde çocuğumuz sosyal ortamlara fazla çıkarılmıyorsa ben genellikle 1 yaş sonrasını öneriyorum. Çünkü menenjitte yapılan aşı 1 yaş öncesinde 6 doz şeklinde yapılır ve biraz yan etki olarak çok ağrılı ve ateşli seyreder. Ama 1 yaştan sonra aynı menenjit aşısını 3 doz yaptığımızda yeterli oluyor. O yüzden 1 yaş aşısını 1 yaştan sonra menenjit aşılarını da yaptırsınlar diyorum. Yine ergenlerde boğmaca aşısı var, rahim kanseri aşıları var, ergenlik süreci geçtikten sonra. Bunları da mutlaka öneriyorum. Aşı çok önemli gerçekten. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı bütün aşı protokolüne lütfen uysunlar. Peki mikroplarla savaşmanın en etkili yolu var mıdır hocam? En etkili yolu her zaman da bahsediliyor, el temizliğidir, kişisel temizliktir. Özellikle ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkamak, ondan sonra tırnaklarımızı güzelce köpürterek yıkamak, dişlerimizi çok düzenli fırçalamak. Yani insanların saçlarının temizliği dahi çok önemlidir. Çünkü saçlarımıza mikroplar yapışır. Düzenli banyo yapmak, yani bu genel kişisel temizlik dediğimiz durum bizi enfeksiyonlardan koruyacaktır. Yine gribal enfeksiyonlar sadece solunum ve hava yoluyla değil, mesela insanlar hapşurur, eline tutar eliyle başka yerlere değer ve bu şekilde bulaş olur. O yüzden el temizliği çok önemli. Yine çocuklarımıza tuvaletten çıktıktan sonra, girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama alışkanlığını edindirmemiz gerekir. Çok fazla görülen yine bağırsak parazitleri durumu vardır çocuklarda. Yine hijyenlerine tam dikkat edemedikleri için. Bu da iyi yıkanmamış sebzelerden ve meyvelerden geçer. Bu konuda da çocuğumuzda eğer burun kaşıntısı varsa, ağızdan yastığa su akması oluyorsa, makatta kaşıntı varsa, zaman zaman karın ağrısı, yine kilo almada gerilik varsa bunlar da bağırsak parazitosu açısından önemlidir. Mutlaka hekime başvurmak lazım. Ona göre testleri yapılıp tedavilerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Peki hocam çocuklarımızı bu süreçte biz nasıl kıyafette giydirelim, neler giydirelim onları korumak için? Kıyafet olarak çocuklarımıza daha çok kat kat giysiler tercih edelim. Pamuklu, yünlü ve kapkalın kıyafetler değil de daha böyle kat kat penye olabilir ve pamuklu olabilir. Şimdi tek seferde kalın giydirdiğimiz zaman çocuk zaten terleme yaşayacağı için bu terle birlikte rüzgarda çarptığı zaman zatürre daha kolay gelişiyor. Ya da sinüzit mesela yine terlemeyle oluyor. Kat kat giydirildiği zaman arada hava boşluğu olduğu için soğuktan daha iyi korunulur. Yine beslenmelerden bahsederken bazı şeylerden bahsedeyim. Mesela D vitamini güncel bir konudur. Özellikle astım ve alerjisi olan çocuklarda, yine böyle bağışıklık sistemi düşük olan, sık hastalanan çocuklarda yapılan bir çalışma var. Hepsinde D vitamini düzeyi bakılmış. D vitamini gerçekten hepsinde düşük çıkmış. Ve D vitamini normal seviyeye getirilen çocuklar artık sık hastalanma olayı bitmiş. Bu çok önemli. Yine D vitamini vücudumuza alındıktan sonra güneşle birlikte aktif hale geçiyor. Bundan dolayı günde en az 15 dakika eller, kollar, yüz 15 dakika güneş görmeli. Direkt güneş almalı. Mesela camın arkasındaki güneş asla olmaz, D vitamini aktifleştirmez. D vitamini içse dahi bir çocuk eğer aktif bir şekilde güneş görmüyorsa D vitamini düzeyi ısrarla düşük seyredecektir. Ve bu konuyla ilgili mutlaka sık hastalanan çocuklar vitamin değerlerini ölçtürmek için hekime başvursunlar diyorum. Peki hocam alerji çocuk nedir? Biz onları nasıl korumamız gerekiyor bu hastalıklardan? Şimdi alerjik çocuk
herkes, yani benim çocuğum alerjik, hassas vesaire. Özellikle ben hani bunu Aksaray için konuşayım. Burada kavaklar olduğundan dolayı bol miktarda polen uçuşmaları olur. Onun haricinde yine evde ev tozu akarlar, küf mantarları, böcek zehirleri. Bu tarz durumları, hayvan tüyleri mesela, evde kedi besleyen, köpek besleyen kişilerin çocuklarında dikkat etmeleri gereken bir durumdur. Bunların belli bir tozu olur. Bu tozlar üst solunum yolu enfeksiyonundan ya da deri yoluyla sindirim sistemine geçer ve çocuk bünye olarak alerjikse bazı semptomlar ortaya çıkar. Hapşuruk gibi, ciltte mesela kırmızı döküntüler gibi durumlar gelişmektedir. Sonbaharda alerjiden korumak için çocuklarımıza şöyle bilmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela mevsim sebzelerinden lahana, karnabahar, ıspanak, havuç, sarımsak ve soğan çok önemli. Yine C vitamini içeren meyvelerden portakal, mandalina, greyfurt ve kiviyi mutlaka tüketelim kendimizde, çocuklarımızda. Yine polenlerin en etkili olduğu saatler sabah ve akşam saatleridir. Bu saatlerde o rüzgarla direkt temasını önlemeliyiz. Çünkü bu rüzgarı aldıkları anda hemen semptomları başlayacaktır. Öksürük gibi, hırıltı gibi. O yüzden bu saatlerde dışarıya çıkarılmasını önermiyoruz. Yine hasta olur endişesiyle çocukların aşırı derecede kalın giydirilip terlemesine sebep olmak. Yine hava almayan polyester kıyafetler. Yine alerjik bünyeli çocukların semptomlarının artmasına sebebiyet verir. Alerjik bünyesi olan çocukların odaları sık sık havalandırılmalıdır. Ortam sıcaklığı 22 derecede tutulmalıdır. Yani aşırı sıcak tutmak, mesela kışın aşırı sıcak tutmak da anlamlı değil. Serin 22 derecede olması gerekir. Yine alerjiye sebebiyet veren ev tozu ve akarlar normal elektrik süpürgesiyle süpürülerek bundan kurtulabilir. Evdeki kullandığımız eşyaların kadifemsi olmaması, yine halıların yünlü olmaması alerjik çocuk için önemlidir. Bunlara dikkat etmek lazım. Çocuğumuza sarılarak yatmak çok fazla benim gördüğüm. Hani insan tabii içi kaynıyor anne olarak. Çocuğa sarılıp yattığımızda çocuk zaten normalde sık terler gece. Bir de sarılıp yattığımızda daha da terleyeceği için sık hastalanmaya sebebiyet verir. Rutubet yine küf ve alerji seviyesini artırır. Odaların rutubetli olmaması bizim için çok önemli. Yine yünlü peluş oyuncaklar. Çocuklar çok sever. Onlara sarılıp yatma. Hani bizim de hoşumuza gider. Alerjik bünyesi olan çocuklarda kesinlikle bu peluş oyuncaklara, yünlü oyuncaklara sarılıp yatmak, onlarla oynamak daha çocuklarımızı alerjik semptomlarını artıracaktır. Yine titiz ve temiz annelerimiz, çünkü çok fazla deterjan kullanıp, çok fazla çamaşır suyu kullanıp daha böyle temiz olalım diye isterler. İyi yaptığını düşünürken. Aynen. Şimdi hani bir kova suya bir kapak çamaşır suyu yeterli olur. Biz de hani biz kendi annelerimizden de görüyoruz direkt böyle çamaşır suyunu dökme şeklinde. Bu havaya direkt buharlaşarak havada asılı kalır damlacıklar. Bunlar nefes yoluyla akciğerlerine giderek alerjik çocuğun semptomlarının daha da artmasına, hatta ilaç kullanıp bir türlü fayda görememesine sebebiyet verir. Bunlar da çok önemlidir. Yine alerjik bünyesi varsa, çocuğumuza alerjik çocuk tanısı konulduysa lütfen evde kedi, köpek, kuş özellikle beslemeyelim. Bunlar alerjik semptomlarını daha da artıracaktır. Yine hiçbir şekilde sigara dumanına maruz kalmaması lazım. Bu konuyla ilgili karşılaştığımda şöyle. Mesela diyor ki aile, biz gidiyoruz öbür odada içiyoruz. Hani çocuk öbür odada. Öyle değil. Evin bir köşesinde oluşan duman hemen bütün evi kaplayacaktır. Ama sigara içen kişi bunu hissetmediği için gitmediğini zannedecektir. Kesinlikle evin içerisinde sigara içilmesini önermiyorum. Buna çok dikkat edelim. Yine yemek buharı. Mutfakta yoğun bir şekilde yemek pişirildiği zaman çocuk eğer o odadaysa tıkanacaktır. Öksürüğü ve semptomları artacaktır. Çünkü bu bronkospazm dediğimiz durumlara sebebiyet verir. Çocuk yemek pişirilen ortamdan kesinlikle uzak tutulmalıdır. Tetikliyor hepsini bunlar. Kesinlikle. Biz aslında bilmiyoruz. Aynen.
Hiç farkında yanımızda hani yanımızda oynuyor zannediyoruz ama çocuk giderek tıkanıyor. Sonra gece işte öksürükler, daha böyle hırıltılar başlıyor. Tabii ki aile panik oluyor. Hani bunlara çok dikkat edelim. Bunlar çok basit şeyler. Yine hiç kıramıyoruz çocuklarımızı. Çok fazla miktarda tüketilen çikolata, şeker, sakız. Bunlar da alerjik bünyeli çocukların semptomlarının artmasına sebebiyet verir. Bunlara dikkat edelim. Bir de istediğim şu. Yani alerjik çocuklarda rastgele ilaç vermeyelim lütfen. Çünkü bu ilaçlar o kadar da masum ilaçlar değil. Gerçekten çok çok gerekiyorsa hani doktor kar zarar oranına bakarak verecektir. Hı hı. O yüzden mutlaka böyle durumları hep izlenme ve takip altında geçirelim diyoruz. Yine kalın paltolardan bahsettik. Unutulmamalıdır ki en iyi tedavi yöntemini doktorunuz size uygulayacaktır. Hastaneye gitmeden, doktorunuza danışmadan kendi kendinizi tedavi etmeye çalışmamanız daha büyük hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.